Gerekiyor da bu sefer şöyle detaylar giriyor. Kimseyi ben hani birebir görmeden, şahit olmadan insanları suçlamak değil amacım. Ama şöyle bir şey var yani, genel konuşuyoruz tabii Eyvallah. burada ki bir isim Kimseyi vermiyorum itham ortaya. etmiyoruz tabii. Ama şimdi benim babam da caz sanatçısı olup Türkiye'de 87 yıldır orucunu tutan, cumasına giden, namazını kılan bir adam. Şimdi ben bunu söylesem kaç kişi biliyor? Anca babamı çok yakından tanıyan insanlar, babamın hayatıyla ilgili olan insanlar bilir. Çünkü babam bunu afişe etmez hiçbir zaman. Evet. Yani dinin de, benim görüşüm tabii ki, yani ben bunları yapıyorum şeklinde aslında ifade edilmemesi lazım. Benim görüşüm. Tabii şova çevirir Şimdi pek. Evet. bir insan dergahlardan bir yerlerden yetişmiş olabilir, bilmem kaç yıldır namaz kılıyor olabilir, dini vecibelerini yerine götürüyor olabilir, getiriyor olabilir. Ancak yalan söylüyordur mesela halkına. Şimdi yalan söylüyorsa benim için o ana kadar yapmış olduğu bütün her şey çöp. Ha ben kimim? Allah'ın bir kuluyum, haşa. Allah'ın bilecek onu ama şimdi mantık yaptığınız zaman sen her şeyi yapıyorsun ama bir taraftan yalan söylüyorsun veya bir taraftan hırsızlık yapıyorsun. Şimdi yok mu? Var. Şimdi camiye gidip hırsızlık yapan yok mu? Var. Başını bağlayıp hırsızlık yapan yok mu? Var. Adam öldüren yok mu? Var. Var da var. Şimdi nerede bu din? Ne yaptınız o zaman bu dini? Yani bu din öyle bir din ki, Evet. anlatabiliyor muyum? Şimdi yani Kesinlikle. Bu istismar. oralara kadar gitmek, yani onu Evet. demek Ya istiyorum. bu aslında baktığınız zaman gerçekten her tarafta pek çok konunun istismarı yapılabiliyor. Evet. Mesela aynı şeyi işte dediğim gibi Kemalizm'de de görebiliyoruz. Evet. Yani Evet. Tabii ki. Her şeyin evet istismarı yapılıyor yapılabiliyor. Türkiye. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Siyaset için konuşuyorum. Madem girdik hemen. Neden Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, Meral Akşener hepsini bir masada böyle göremiyoruz? Görmeli miyiz? Görmeliyiz tabii ki. Çok kolay. Siz buradan bana atın. 3 gün sonra ben başka bir kanaldan size atayım. Montajcılar istediği gibi onları kıpsınlar, istediği gibi koysunlar. Halk da böyle çıkıp izlesin. Ne oldu şimdi? Şimdi demokrasi bu mu? Demokratik bir ülkede insanların karşılıklı konuşma. Başka bir şey söyleyeyim size. Muhatap almıyorum diye bir şey olmaz. Çok ayıp. Hepsine söylüyorum. Muhatap almayacağınız kişi hakkında zaten hiç konuşmazsınız, değil mi? Siz, şimdi geçen gün Hakan Ural benim çocukluk arkadaşım. Beni artık muhatap almıyor. Televizyonda bile benden bahsetmiyor. Bahsetmesin. O onun kendi yapısı. O da Ama aşı meselesinden dolayı mı? gibi anlatırım onu. Ama şöyle bir şey, bakın. Kızıyorum ama net bir hareket. Bir daha Bora Gencer'den bahsetmeyeceğim dedi. Ben dedim zaten benden bahsetmen değil konu. Bu konunun tartıştırılmasını sağlamak için yardımcı olman. Konu benim çıkmam değil kanala. Senin gereken muhatapları çıkartabilme konusunda bana yardımcı olman dedim. Oradan zaten patladık, kızdık. Neyse, konuşmuyordu. Ama bir tavır sergiledi, değil mi? Şimdi buradan Meral Hanım Kılıçdaroğlu Bey için konuşuyorsa, Kılıçdaroğlu Bey Tayyip Bey'e, Cumhurbaşkanımıza laf söylüyorsa, Cumhurbaşkanımız Bay Kemal diye ona laf atıyorsa, demek ki bakın birbirinizi muhatap alıyorsunuz. Alıyorsun. Ha, şimdi bakın muhatap alıyorsanız bir masada neden oturmuyorsunuz? Bunun bir sebebi olabilir, bir tek sebebi olabilir. Korku. Korku. Benim korkacak bir şeyim yoksa, benim mesela Mesela Bora Gencer kendine güvenmiş, Akit TV stüdyosuna gelmiş. örnek, siz bana burada her şeyi yapabilirsiniz bu programda. Benim verilecek Estağfurullah. bir hayır, verilecek cevabım yoksa zaten dersiniz ki işte buna cevap Kendine veremedim. güvenle Ben alakalı. de derim ki kusura bakmayın, evet bu konuda da belki onu diyeceğim. Derim ki hatalıydım. Yakaladınız beni işte burada diyeceğim. Hatalıydım diyeceğim veya yalan söyleyip kıvırmaya çalışacağım. Örnek veriyorum. Ama bu programa geldim ben. Önemli. Şimdi kimsenin korkacak bir durumu yoksa neden demokratik bir toplumda biz bu insanları bir arada göremiyoruz? Neden?
Benim en çok takıldığım nokta bu aslında. Aşı değil, aşı ve aşı gibi olayları birazcık onun içinde ben küçültüyorum. Daha büyüğü var. Bunun kamplaşmayı da azıcık gidereceğini mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Yoksa? Bugün bir SMA diye bir hastalık var, Türkiye'nin gerçeği. Ben bu dönemde 2000'in üzerinde 3000'e yakın çocuk olduğunu biliyorum bu hastalıktan muzdarip. 25'e yakın program yaptım ve yakamı paçamı kurtaramıyorum. Allah razı olsun, arıyorlar ama benim de bir hayatım var. Hani duyan tekrar beni arıyor falan. Zor oluyor tabii, yani her zamanımı bu işe vermek zorunda kalıyorum falan. Kampanyalar yapıyoruz çocuklar. 2 milyon 200 bin euro gerekiyor bir doz o şey için. Yine